Sevgili Helin Çelik'e gidiyoruz. Merhabalar efendim. Artık bu saatteyim. Merhabalar. Artık sabah buluşmuyoruz, bu saatteyim. Şimdi bakıyorum ki Bitcoin tarafında bir güçlenme var. 27 binin üzerine gelmiş. Biraz önce bakmıştım yayının başında fiyatlamalar tarafında. %3'ü aşan bir prim. Ne diyelim bu hafta için, neye bağlayalım bunu? Evet. Bu arada tekrardan hayırlı olsun Melis Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, artık bu saatte buluşacağız. Teşekkürler. Evet. Şimdi kripto para birimleri yeni haftaya, yani FED haftasına çok hareketli başladı. Özellikle Bitcoin'in önderliğinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor ve haftalar sonra 27 binin üzerine görebildik biz. Bunda tabii FED Watch Tool'a baktığımız zaman burada bu haftaki faiz artırımı ihtimalinin %97'lere sabit tutma ihtimalinin %97'lere ulaşması, faizleri sabit bırakacağı hissiyatı ve bir de ABD'deki kapanma korkusu, yeni varyanttan dolayı tetiklenen bu kapanma korkusu hem altına hem de kripto para birimlerine yansımış vaziyette. Burada hem güvenli liman arayışı var hem de pandemide biliyorsunuz Bitcoin'in özellikle dijital altın benzetmesiyle sınırlı varlık olması sebebiyle artan bir talep döngüsü vardı. Yeniden bu döngünün bir nebze de olsa tetiklenme durumunu biz açıkçası tartışabiliriz ve Fed'in özellikle faizi sabit tutacak olması biraz kripto para topluluğunun yüreğini susartmış vaziyette ve yeni haftaya hiç de fena başlamadık. Ama gün içi gelişmelere bakacak olursak tabii ki de dikkat etmemiz gereken iki tane çok önemli haber var. Bir tanesi Binance ve SEC arasında görülecek olan dava bu akşam saat 22'de gerçekleşecek ilk duruşması. Burada Binance'in üzerine atfedilen 13 tane suçlama vardı ve kayıt dışı menkul kıymet satışı ve bu fonların arka planda değerlendirilmesi, operasyonel süreçler içerisinde bireyselliğin karıştırılması ve burada yatırımcılarının genelinin düşünmeden alınan aksiyonları söz konusuydu ve ciddi suçlamalar bu konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama şirket bazında yapılmadı, ancak CEO'sunun bu konuyu inceleyeceklerine dair zaman içerisinde açıklamaları olmuştu. Bakalım bu duruşma içerisinde saat 22'de seyrine göre ve sonrasındaki gelişmelere göre bir fiyatlama gelecektir diye umuyorum. Ama FED o kadar uzun süredir takip ediliyor ve piyasalar o kadar uzun süredir baskı altında ki bu haber bunun gölgesinde kalabilecek mi, kalamayacak mı, yatırımcılar bunu takip edecek. Bir de yine kayıt dışı menkul kıymetli satışının ABD'de özellikle çok fazla tartışılmasıyla birlikte New York eyaletinden bir hamle daha geldi. Burada New York eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'nın yapmış olduğu bir duyarı var. Bu departman müfettişinin yapmış olduğu bir duyuru var. Bundan böyle, yani tabii 20 Ekim'e kadar bireysel başvurular da açık olmakla beraber, bunu tırnak içinde belirtmem lazım, dijital paraların yayınlanması ve yayınlanmaması, halka arzlarının yapılıp yapılmamasıyla alakalı bir çerçeve kural gelecek. Burada kaldırılmasıyla ilgili bir ibarenin ilk kez geçiyor olması çok kritik ve önemli. Özellikle kayıt dışı menkul kıymet satışlarının değerlendirildiği bu dönemde ABD'de kurulu olan, ABD'nin New York eyaletinde kurulu olan dijital para şirketlerinin bir bildiri yapması, detayları açıklaması beklenecek. Yani ABD'de işler biraz daha kızışıyor diyebiliriz. Evet, peki altcoin tarafında ne diyelim? Altcoin tarafı için ne diyelim? Altcoin için yani hacmen zayıf olan kripto para birimleri ve Bitcoin'in dominans oranı, yani pazar payında ciddi bir yükseliş var. Ethereum'u kan kaybediyor. Yani şöyle söyleyebilirim, ivmeye ve olaylara, gelişmelere bakacak olursak Ethereum Bitcoin kadar beklenen etkiyi göremedi. 1685 baremine daha yeni ulaşmak üzere, ama Bitcoin ve diğer altcoin'lere takılı kalacak olursak biraz daha iyi bir performans sergiliyorlar. Özellikle Tron burada yükselen kanal içerisindeki hareketi gerçekten göze çarpar nitelikte. Özellikle
kanal desteğinden TOBO ile toparlaması parite üzerindeki hacmi, long pozisyonların hacmini arttırıyor. Bitcoin için 27.500, 28.130 civarı bu bant aralığı önemli. Buradan kar realizasyonu gelebilir. İşlem hacmi hala 3 ayın en düşük seviyesinde. Dolayısıyla hacimsiz bir yükselişten de bahsediyoruz aslında ve bu da aslında topluluk açısından en kritik ve bakılması gereken bir öğe. Çünkü hareketlilik ve oynaklık yani çok yüksek seviyede ilerleyecektir. Biz hafta içerisindeki gelişmelere, makro verilere bağlı kalarak hacmen zayıf olan kripto para birimlerine biraz daha Ethereum'a nazaran daha fazla tercih ettiğini söyleyerek değerlendirebiliriz. Ama lokomotif her zaman dediğimiz gibi Bitcoin. Evet, peki şimdi biraz önce bahsettik aslında. Hani bu hafta baktığımız zaman Fed tarafında bir faiz artışı pek fiyatlanmıyor. Ama sürpriz bir artış gelirse ne bekleyelim biz kripto tarafında? Sürpriz bir artış gelirse satış bekleyebiliriz kripto tarafında. Şöyle de bir durum var. Şimdi enflasyon verilerine baktığımız zaman beklentinin üzerinde açıklandı. Ama ekonomik görünüm hala güçlü. Dolayısıyla aslında Fed'in eli zayıflamış değil. Sadece bu faiz artırımı sürecinde pas geçmesi bekleniyor. Ama artık detaylarda 2024 için belki de faiz indirimi olur diye konuşurken şimdi 2024 ortasına kadar faizleri yüksek tutabilir beklentileri piyasada fiyatlanmaya başlayacak önümüzdeki aylardan itibaren. Dolayısıyla göstergeler bizim için çok kritik. Fed'in faiz artırımı bu faiz kararında böyle bir karar alırsa tabii ki sürpriz olur. Çünkü bunu pas geçmesi bekleniyor ve şu an piyasada bu fiyatlanıyor aslında. Long pozisyonların hacminin artmasıyla birlikte biz bunu gözlemliyoruz ama bir sonraki faiz artırımı döngüsünde dikkat etmemiz lazım. Bu döngüye kadar da hem istihdam verilerini hem de enflasyon verilerini üfeyi ve tüfeği yakından izlemekte fayda görüyorum açıkçası. Çünkü Fed tarafında gerçekten bir belirsizlik var. Hedefe kilitlenmiş durumda %2'lik hedefin çok uzağında ve sıkı para politikasının bir ürünü olarak aslında enflasyon oranlarında bir zamansal bir gevşeme görüyoruz. Ama bir miktar o ipleri elinden bıraktığı an tekrar beklentinin üzerinde seyrediyor enflasyon. Bu da istihdam zayıflamadan Fed'in geri adım atmayacağını aslında bize gösteriyor. Yatırımcı şu an beklentiyi satın alıyor, almaya devam edebilirler ama bu faiz artırımı özellikle açıklamalar sırasında yaşanacak oynaklıklara ve kar realizasyonlarına çok dikkat edilmeli. Zira 3 ayın en düşük seviyesinde hala ilerliyor işlem hacimleri. Hacimsiz bir yükseliş var. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Helin Çelik yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere diyelim efendim. Size de iyi haftalar diliyoruz ve...